Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Öyle bir modla karşınızdayım ki ben kafayı yemiş durumdayım. Şöyle bir girdim baktım, bunu kesinlikle ve kesinlikle yayında oynayacağız arkadaşlar. Hatta videodan sonra akşamki yayına hepinizi bekliyorum, şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar The Land of Sika moduyla karşınızdayım. İnanılmaz bir mod olmuş. Bannerlord'un bütün hikayesini alıyor, kaldırıyor, çöpe atıyor ve kendisi yepyeni bir oyuna hikaye ekliyor. Yan görevler, ana görevler, şehir kurmalar, yeni karakterler, yeni harita, yeni krallıklar, bir sürü farklı şeyin bir araya geldiği Land of Sika modunun tanıtım videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar Land of Sika modu oyundaki bütün medeniyetleri A'dan Z'ye değiştiriyor. Bir Asyalı kardeşimizin yapmış olduğu mod. Bannerlord piyasasında bu modu şu anda çok bilen yok. Ben de öyle bakarken modlara ne gelmiş ne gitmiş derken gördüm. Yani inanılmaz bir mod arkadaşlar. Ben kafayı yedim. Şu anda Türkçe dil desteği yok, onu söyleyeyim. Ama aranızda çeviriyle ilgilenenler, arkadaşın Discord sayfasını aşağıya linke bırakacağım. Ona ulaşıp bu oyunun komple, bu modun komple Türkçe olmasını sağlayabilirsiniz veya o ekipte yer alabilirsiniz. Gördüğünüz üzere farklı farklı 6 tane yeni medeniyet karşımıza çıkıyor. Bronunlar ve bunların her birinin de özellikleri ve dezavantajları ve avantajları farklı farklı yer alıyor arkadaşlar. Yan hanedanı var, Rablamlar var, Mogrianlar var. Değişik değişik birçok farklı aslında ırkı oyunda yer vermişler. Hadi biz bu Asyalı arkadaşı kırmayıp yan olarak başlayalım. Şöyle karakterin valla ne olduğu çok önemli değil abi. Hızlı hızlı buraları geçeceğim. Türkçe dil desteğiyle beraber çalışıyor ama oyun tabii ki size sunduklarının her şeyi İngilizce. Bunların çok detaylı bir şekilde çevrilmesi gerekiyor. Burada ne diyelim? Mesela okçuluğu ele alalım. Çünkü okçuluğu ele aldığımda birazcık kafayı yiyeceksiniz arkadaşlar. Neler yapabildiğimizi gördüğünüzde gerçekten çok şaşıracaksınız. Çok farklı, çok değişik bir mod bizlerle buluşmuş. O zaman ne yapalım? Hadi o zaman direkt biz yine her zaman olduğu gibi Çüklü Aslanımızı alalım. Çüklü Aslan bayrağını Sika, Land of Sika'da dalgalandırmak istiyoruz. Tabii ki Land of Sika oynarız. Samuray Necati'yi koymazsak olmaz. Samuray Necati için oldukça uygun bir mod olduğunu düşünüyorum. Samuray Necati olarak oyuna startı dedim. Şimdi oyunun başlangıcından itibaren çok şaşıracaksınız. Sevgili dostlar, adeta bir Skyrim edasıyla oyun başladı. Bir kamptayız. Ve FPS modda açılıyor. Tabi R'ye bastığınızda TPS moda tekrar geçebiliyorsunuz. Caravan Master Weekend'le konuşuyoruz. Evet, yanlış duymadınız, bir seslendirme var ama bu seslendirme Çince. Yani büyük ihtimalle Çincedir diye tahmin ediyorum. Falan ne yapmamız gerekiyor falan gibi konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde size sürekli görevler gelecek. Ben bunları hızlı hızlı geçiyorum. Siz kendiniz de zaten oynadığınızda göreceksiniz. İşte Caravan Guard geliyor, bu adamı dinleme diyor. Yaşlı ve diyor sıkıcı hikayeleri var falan filan. Böyle konuşuyorsun, cheers diyorlar. Bir şeyler içiyorlar falan. Öyle öyle keyifli bir durumlar var arkadaşlar. Yani oyun şu anda aslına bakarsanız Bannerlord'un nerelere gelebileceğinin bir göstergesi. Bakın şu anda biz orada mutlu mutlu biramızı içerken bir anda bulunduğumuz alana bir baskın gerçekleşti. Ve baskına gelen askerleri görüyorsunuz. Bütün askerlerin yeniden truplar, yeniden bir sürü farklı zırh. Oyunun içerisinde, modun içerisinde çılgın çılgın şeyler var arkadaşlar. Şu anda bu gördüklerinizin hepsi mod sayesinde eklenmiş durumda. İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Hırsızlar geldi. Savunun. Lan ne savunacağız? Bira mı atacağım? Çek kılıcı. What? Oğlum. Anam. Yani herhalde hikaye de böyle başlıyor. Dayak yiyerek başlamamız gerekiyor. Ölümüne dövüştün. Atakırlar geldi. Size saldırdılar ama sen de bayıldın, yerde kendini buldun dedim. Evet, komada uyandın. Üzerindeki ölü vücutları sağa sola ittirerek nerede olduğunu hatırlamaya çalıştım falan filan. Bir baktın karavan lideri Wilken sana bakıyor. Karavan lideri Wilken'le görüşmeden önce arkadaşlar başlıyor hikayemiz. Oyunun ana hikayesi A'dan Z'ye değişmiş bir şekilde. Bu gördüğünüz arkadaşlar yepyeni bir harita. Bu arkadaş komple bu haritayı kendisi eklemiş. Farklı farklı ırkları görüyorsunuz. Farklı farklı medeniyetleri görüyorsunuz. Böyle bir harita. Vallahi bunu böyle kenarlara doğru genişletmiş. Bence bu kesinlikle böyle expansion tadında buralara genişleyecektir diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Ya yani şuradan şöyle gösterecek olursam hemen Beginning of the Chaos göreviyle sizi başlatıyor. Wilken'la gidip konuşmamız gerekiyor. Yine bir Çince tabi seslendirme var. Sen hala yaşıyor musun Samuray Necati diyor. Yaşıyoruz baba diyoruz.
Ben yaşamın için kaçtığını düşünmüştüm dedi. Neden geri geldim falan. Planın ne bilmem ne falan deyip böyle göreve başlıyoruz arkadaşlar. Bize 2000 dinar para verdi. Ve bize dedi ki Slaver'ları kurtaracaksın falan filan. O yüzden asker topla dedi. Biz de asker toplamak için klasik görevlere gidiyoruz. Askerleri topladıktan sonra geldi, senin için ne yapabilirim? Bize diyor köyün yanında saldırıyorlar diyor, bize yardım et diyor. Tamam geliyorum diyoruz. Ondan sonra göreve gidiyoruz arkadaşlar. Görev bu şekilde haritanın üzerinde arkadaşlar, Slaver Banditleri ilerliyor. Hikayeye başladığımızda bunlarla gidip dövüşmemiz gerekiyor. Şu anda bunlar bir savaşa girdiler, bir bug olmasın diye girmedim. Ne olur ne olmaz şu anda çok güvenemedim, o yüzden şuradan başlayacağım. Gördüğünüz üzere askerlerin falan tipleri çok farklı, çok değişik. Yani komple böyle bir yan hanedanı gibi bir şeye geçtiğimiz için hepsi böyle Çinli savaşçılara benziyorlar. Onlara saldırıyı verelim. Böyle böyle 3 tane ekibi bizden öldürmemizi istiyor görev şu anda. Biz de onlara yapacağız bakalım. Oklarım niye alevli lan? Oklarım niye alevli? Modum mu açık kalmış bilmiyorum ama oyunun kendisinden dolayı mı? Bilmiyorum. Son grubu da keselim. Görevi bakalım ilerletelim. Değişik değişik valla bekliyorum ki görelim diye böyle neler var neler yok. Evet görevi bitirdik. Beginning of Chaos görevinin ilkini bitirdik. Şimdi ne diyor? Bandit lider var diyor. Köyün orada, ona saldır. Şimdi gideceğiz lidere saldıracağız. Zaten burada da oluyor söylüyor. Etraftaki haydutları temizlenin, şimdi liderlerine git saldır diye. Oyuna bizi böyle başlatıyor. Bandit lider yani haydutların liderine dalalım bakalım neler olacak. Evet bu savaşı da hallettik. Bandit liderlerini de aldık. Hatta bunları da tutsak alayım satarız. Oyunun başında paraya ihtiyacımız olabilir. Şöyle ilerleyelim. İtemlere de çökelim babacım. Weekend geldi yine. Bize Japonca, Çince bir şeyler söylüyor. Benim diyor sana önerdiğim kargo burada diyor. Evet diyor. Şimdi diyor ki sana diyor bir kargo ile beraber bir tane de diyor şey vereceğim bakalım. Diyor ki biraz grain, biraz meat, biraz fur, biraz oil, biraz da bir tane de eşek aldın diyor. Bu eşekleri nereye götürmemizi istiyor? Hepsini öldürdün. Wilken'in leather'ını getir diyor. Tamam. Bütün battlefield'ı temizledin. Banditlerin içinden geçtin. Bir tane de kız gelmiş. Çok iyi ya. Ben Slave Master değilim. Ya bizim aslında bu oyundaki rolümüz köleleri kurtararak özgürleştirme üzerine kurulu arkadaşlar. Biz de bu şekilde görevlere devam ediyoruz. Ben böyle bunları... İşte lider olacağız gibi bir durum var arkadaşlar. Despair Slave, Tianlong'da bu itemleri sattı yanımıza geldi diyor. Wilken'in leader'ı diyor. Tamam Tianlong'a doğru bir gidelim bakalım. Geldik ticaret dedik. Bize verdiği itemleri satacağız şimdi. Kürkler, yağlar bilmem neler bunların hepsini okuturuz arkadaşlar. Böyle üzerimize gelen lüzumsuz itemleri de satalım. Birazcık paramız olsun diye düşünüyorum. Evet okey. Tamam kendisi zaten Han'daydı. Han'a gidelim bir konuşalım bakalım. Han'da neler olacak. Karavan Master burada. Okey. Bunu bitirdik. Vika'nın Dusika Knight'tan gelen mektubu. Oyunun yani ana hikayesini değiştirip bu ara animasyonları bile değiştirmiş çocuk. Vallahi helal olsun ben başka hiçbir şey söylemiyorum. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Şimdi göreve devam etmeden önce arkadaşlar size bir de Sika Church'ler var böyle. Sika tapınakları yani. Onları da göstermek istiyorum. Bu adam böyle bir tapınak muhabbeti yapmışlar. Acaba burayla ilgili yeni görevler gelecek mi? İçerisi böyle Ayasofya gibi olmuş. Daha biraz ters duruyor ama bence yine de gayet güzel olmuş. Burada da bir herhalde tapınaktaki bu dayımız. Buna da bir şeyler sorup, bir şeyler bulup, bir şeyler getirip yapabildiğimiz görevlerimiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunları böyle çok detaylı sizlere göstermek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü yayında oynayacağım. Yani yayında beraber oynamak istiyorum sizlerle. Çok keyifli görevler var. Şimdi ne diyor? Morenya Kalesi'nin oraya git diyor. İnsanları kurtar diyor babacığım. Peki. Morenya Kalesi'nin oraya doğru gideceğiz. Nerede bu Morenya Kalesi? Hemen bakalım. Aha Morenya Kalesi burası. Slaven Warriors şuradaymış. Tamam onlara saldıracağız anlaşıldı. Şu köyden de birkaç tane adam alayım gitmişken yolumuzun üstündeyken. Yok mu? Allah cezasını. Junip Gaming her yerde bizi buluyor. Tamam. Biz bunlara dalarız babacığım. 30 kişi yermiş. Keseriz lan ne olacak? 30 kişiden korksak savaşa girmezdik kardeş. Şunu da al bari 11 kişi olalım. Yanımdakileri keşke sataydım. Dur savaşa girmeden önce bir şunu yeteneklerimi arttırıvereyim bari. Tamam. Yaylığımızı fullleyelim. Gönderliği fullleyelim. Şuradan bir ilerleyelim. Devam ki. Saldırıyoruz bakalım 30 kişiye. Bu görevi de bir yandan tamamlamak istiyoruz.
Askerlerim saldırın hepsine. Oo askerlerim falan, itemleri çok değişik, çok güzel görünüyor ya. Geceleri alevli oku kendisi koymuş herhalde ya. Ben bu modu açmadım abi. Hülya. Samuray Necati. Kelleleri ortamda akıtıyor. Oo çok sıkıntı var kardeş. Bu savaşı kazanmam lazım bu görevi bitirebilmek için. Bunları böyle oklaya oklaya bitirebilir miyiz ki acaba? Neden olmasın? Samuray Necati'nin okçuluğunun karşısında kimse duramaz köpekler. Ve zafer bizimdir Samuray Necati. Öyle böyle kazandı babacığım. Bu işi geçeceksiniz. Evet. Bunları kesmeyi başardık arkadaşlar bir şekilde. Oha şuradan şuna gidelim. Border Infantry falan. Oğlum şunlara bakın ya. Böyle bir zırhlara falan. Bak inanılmaz görünmüyor mu ya zırhlar falan. Vallahi acayip tatlı görünüyor. Çok güzel yapmış. Çok keyifli olmuş. Çok beğendim. Buradan şimdi mesela başka neye gidiliyormuş? Oo, bunlar şövalyeler. Üf bu ne? Protector Halberdier. Heavy Infantry. Of 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 of. Abi çok güzel. Çok başarılı. Çok başarılı. Güzel. İtemlere çökelim babacığım. Lazım olur. Sally geldi. Evet bizi kurtardın. Bizim insanlarımızı kurtardın falan filan diyor bize. Okey. Bir tane yaşlı adam bizim yanımıza geldi. Bu liderleriymiş buradaki kölelerin. Bu diyor ki işte bizi kurtardın. Eyvallah dayı falan diyoruz. Daha sonra önümüze 500 kişilik bir ordu çıktı. Slaver Captain, yani bunlar kölecilerin kaptanı, ağzınıza tükürmeye geldi. Evet yine burada bize hikaye herhalde dayak yememizi söylüyor. Yani 500 kişiyi kesebileceğimi düşünmüyorum. 500 kişiyi nasıl keselim oğlum? Böyle bir şey mümkün mü? Şuna bak. Allah 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 Allah. Samuray Necati'nin korkusu olsa savaşa gelmezdi. Siz kim köpeksiniz? Hain itler. Hayır. Lan. Lan. Evet. Dayağımızı yedik 500 kişiden. Olur böyle şeyler. Ama yine kaçmayı başardık. Tamam okey. Kaçtık baba. Gerekeni yapacağız diyoruz. Tamam Sally'yi de alayım. Ben kaçayım dayı diyorum. Ve böyle bir ara ekran giriyor. Karşımıza aslında bir şövalye çıkıyor. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Üçüncü günün şafağında Gandalf geliyor. gibi bir durum var. İşte kenardan köşeden bu beyaz atlı şövalye bize doğru geliyor. Burada tabii biraz yazıları yavaş koymuş. Bizi niye bu kadar çok bekletmiş bilmiyorum ama bizi bekletiyor ama ben sizi bekletmeyeceğim. Evet, Sika Knight Vincent geldi karşımıza. Baba efsane görünüyor zırhıyla falan. This is the first time I see someone dare to fight slavers. Yani kölecilere karşı savaşan birini gördüm. Benim işte respektimi, saygımı kazandım falan filan. Beni bul delikanlı falan diyor. Ve buradaki görevimizi bitiriyoruz. Şimdi arkadaşlar görevimiz bittikten sonra tabii ki bitmiyor. Çünkü bu Mona'yı falan Selimeli artık bizimle takılmak istiyor. Siz beraber bir şeyler yapalım diyor. Ve olayın en kilitlendiği yere geliyoruz arkadaşlar. Bize diyor ki yeni bir settlement, yani bir şehir kuracağız diyorlar. Nereye kuralım? Şimdi şehir kurabiliyorsunuz evet arkadaşlar, yanlış duymadınız, yerleşke kuruyorsunuz. Önce köy oluyorsunuz, kaleye devşiriliyorsunuz, oradan şehre kadar gidebiliyorsunuz. Şöyle uygun bir alanda bir şehir kurulmasını istiyorlar. Aslında bak şurası mesela uygun, deniz kenarı bir yer kuralım ya. Ben şuraya doğru bir gideyim bakalım, oraya bir kurulalım. Evet buraya geldik arkadaşlar, buraya geldiğimizde bu bölgeye böyle H tuşuna bastığımızda buraya settlement'ını yani yerleşkeni kurmak istiyor musunuz diyor. Evet dediğimizde yerleşkeyi kuruyoruz. Yine Sally geldi bize bir şeyler anlatıyor. Tamam yapacağız. Evet gördüğünüz üzere yerleşkemizi kurduk sevgili dostlar. Samuray Necati'nin settlement'ı diye geçiyor. Buradan şöyle girelim. Şimdi ilk başta yerleşke daha tamamlanmamış gibi görünüyor. Çünkü neden? Çünkü çeşitli itemlere, çeşitli resourcelara ihtiyaç var. Burada bu dayının yanına geldiğinizde zaten Andrin size diyor ki evet birazcık resource'a ihtiyacımız var diyor. 10 tane hardwood getirir misin diyor. Tamam kardeşim diyoruz. Başka bir şey istiyor musun oğlum? Tamam dur. Önce hardwood'lar istiyormuş. Peki. Biz şimdi öncelikle odun toplayacağız. Bize böyle bir haram verdi. Ve bu odunları nasıl toplayacağımızı görünce çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Ağacın yanına gelip vurduğunuzda gördüğünüz üzere bir bir odun topluyoruz. İnanılmaz güzel olmuş oğlum ya. Ağacı da komple yıktığımız zaman da direkt 5 wood veriyor. 10 wood oldu bile. Buradaki etraftaki domuzları, hayvanları öldürdüğünüzde ve haritanın herhangi bir yerindeki domuzları, hayvanları, şunları bunları öldürdüğünüzde de yemek kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Bakın kestik 5 tane yemek geldi. Her hayvan bize 5 tane yemek sağlıyor aslına bakarsanız.
Dolayısıyla bunları mümkün olduğunca artık köylere, şehirlere girdiğimizde avlayıp avlayıp bu yerleşkemize getirmemiz gerekecek. Ben tabii şu anda avlayamıyorum. Yine okçuluk yeteneklerim berbat durumda. İnşallah yavaş yavaş geliştireceğiz. Tabii serimizde bunu artık ben bunu seri olarak oynarım. Çünkü bu komple bir hikayeyi oynatacak bize. Biz de bu hikayeyi sizlerle beraber oynamak istiyoruz. Dolayısıyla Twitch'te bunu oynayacağız. Ben şimdi size bunu bir ilk bakış, bir tanıtım videosu olarak böyle bir göstermek için çekiyorum. Babacığım getirdim. Başka ne istiyorsun? 20 tane diyor taş lazım bana diyor. Tamam oğlum taş da getiririz sana. Ve bana diyor çeşitli diyor ekipmanlar yap. Q'ya bastığınızda crafting geliyor arkadaşlar. Burada kendinize wooden axe yapabiliyorsunuz. Veya wooden pickaxe yapabiliyorsunuz. Bunları yapmamak için de bizden materyal istiyor. Taş ve çeşitli wood falan istiyor bunları yapmak. Dolayısıyla bunları toplamak için de yine haritadaki belli alanlara gidiyoruz. Bakın burada taşlar var. Büyük ihtimalle bu taşlara vurunca şimdi bunları da cepleyeceğiz. Evet vurmaya başladık. Bir bir geliyor babacığım. Allah bereket versin. Çok güzel yapmış ya. Ulan arkadaş Bannerlord'u yani şu seviyeye getirmek hele daha early access'te. Adam evde nasıl yapmış tek başına? Bu nasıl bir manyaklık? Yemin ediyorum. Tebrik ediyorum ya. Tebrik ediyorum. Başka hiçbir şey değil yani. Evet köye geldim. Ne istiyor benden? Ha 10 wood 5 stone istiyor. Bizim şu anda stone'umuz var. Food'umuz yok. Tamam dur bir iki tane daha stone toplayayım. Biraz da wood toplayalım. J'ye bastığınızda da arkadaşlar buradan direkt istediği itemleri görebiliyorsunuz. You will collect resource more quickly. Adron tools menüden bunları craftlayınca arkadaşlar daha kolay kullanılıyormuş. Daha kolay toplanıyormuş. Bir deneyelim. Hemen bir tane wooden axe yapalım. Bir tane de wooden pickaxe yapalım. Pickaxe yapamadık. Ne yapamadık? Ne yok? Stone var. Ha wood yok. Peki tamam. Şimdi wood'u yaptık. Ulan direkt ilk vuruşta yıkıldı bakalım. Daha hızlı gelecek mi bilmiyorum. Deneyeceğiz. Yo daha hızlı gelmiyor. Hemen hemen aynı hızda geliyor. Bilmiyorum. Belki de elimize balta almamız gerekiyordur. Ona bakacağız. Tamam bundan da yaptık. Biraz da yemek toplayalım. Boşa çıkmışken. Şimdi o büyük ihtimalle bizden yemek de isteyecektir. Şey istedi çünkü. Tahta istedi. Odun istedi. Taş istedi. Yemek istememe gibi bir şans olduğunu ben düşünmüyorum. Böyle domuz avlayaraktan sana getireceğiz babacığım. Keşke şu domuzlar da biraz agresif olsaymış. Bak bu da güzel olurmuş. Bize saldırsaymış kaçmak yerine daha tatlı olabilirmiş bence. Tamam. 5 budu böyle cepledik. Şunu da avlayalım bayıya doğru giderken. Çok güzel. Selamünaleyküm bro. İtemleri getirdim. Al bakalım. Başka bir şey istiyor musun diye sorduğumuzda evet food istiyor bizden. Hadi bakayım food'u da verdik. Güzel. Bitirdik şu anda buradaki görevi. Evet şimdi çıktığımızda artık settlement'ımızın değiştiğini görebileceğiz arkadaşlar. Girdiğinizde bu şekilde artık farklı farklı şeyler geliyor ki özellikle settlement configuration yani burada farmland işte tarımla ilgili mekan yapabiliyoruz. Günlük 10 yemek getiriyormuş bize. Login yard yapıyoruz. Günlük 10 odun getiriyor. 10 stone getiriyor gibi böyle yerler var. Military camp yaptığımızda da %2 reduce alıyoruz. Military camp self-built troops. Yani kendi kendine oluşturduğu askerlerden daha iyi verim alıyoruz arkadaşlar. Market getirdiğimizde yaptığımızda 50 dinar kazanıyoruz. Aynı şekilde klinik yaptığımızda 120 canımız doluyormuş günde. Veya buraya kendimize ev yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bunu yapmamız için de bizden tabii farklı farklı itemler istiyor. Şu anda biz bunu yapamıyormuşuz. Ben buraya kendime ev yaptıracağım ama bu da herhalde görevle geliyor. Her neyse mekana girelim. Evet yaptığımız yerleşkemiz bu arkadaşlar. Bu şekilde bir ufak bir köy olarak hayatımıza başladık. Bu köyde de bakın bu arada şunu da göstereyim. Mesela burada kazlar tavuklar var ya arkadaşlar. Bunları böyle avlarsanız bunlardan da et düşecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir hop. Aa düşmedi lan bundan. Tavuktan mı düşüyor bir dakika. Evet tavuktan 2 food geliyor güzel. Şuna vurabiliyor muyuz? Şundan alabiliyor muyuz? Bundan da alırız herhalde. 5 de bundan alacağız. Domuzcuklar böyle girdiğimiz köylerde möylerde sağda solda bunları böyle cepleyip buralara yemek olarak getirebiliriz. Bu arada bu kurduğumuz yerleşkede günlük kendi zaten belli bir üretim yapıyor. Onu da birazdan geleceğiz. Şimdi burayı bitirdik. Böyle geldiğimizde lider Monay'ın orada durduğunu görüyoruz. Sally'i görüyoruz. Kuster'i görüyoruz. Değişik değişik burada artık insanlar var bize görev verecekler. Şimdi mesela şurada küçük bir çocuk var. Bununla konuşabiliyor muyuz? Psychic Child. Okey dedim. Bununla konuşulmamış herhalde. Liderin yanına geldim. Lider bize buradan görev veriyor. Ne yapmamız gerektiğini falan filan zaten söylüyor. Skill of the Night görevi. O Skill of the Night'ta gidip konuşmamız. Dawn of Settlement görevi. Bununla konuşuyoruz. Bununla başka bir görev alıyoruz falan filan. Şurada özellikle bir görev vardı. Bir dakika dur. Onu da bulmaya çalışalım.
Şimdi burada aldığımız görevleri öncelikle Download Settlement, Settlement'la ilgili, yani yerleşkemizi geliştirmeyle ilgili. Ha, bize birazcık buraya şey bırakmış. Bir dakika dur bakalım. Bakın diyor ki bize buraya grain bıraktım diyor. Bu grainleri al diyor. Tamam, bu grainleri alalım babacığımız. Eyvallah babacığım, aldık. Şimdi ne diyor? 10 tane hardwood bana getir diyor. Satın alıp diyor. Ya onu ben şimdi hızlı bir şekilde şöyle yapacağım arkadaşlar. Envantere girip şuradan bir 10 tane hardwood vereceğim. Size göstermek istiyorum belli başlı görevleri. Getirdik. 10 tane hardwood'u gerdik. Bu ablada da her seferinde tabii bir seslendirme var. Onu da unutmamak lazım. Tamam. 10 hardwood'u da verdik. Şimdi bizim gidip bir şeyleri almamızı istiyor ama şurada bakın bir yan görev vardı. O yan görevi size göstermek istiyorum. Neredeydi o yan görev? Bakın bu Lonely Icy diye bir görev. Bu bir yan görev arkadaşlar. Bu Icy'ye gideceğiz. Bununla ilgili keyifli bir değişik bir görev vermiş bize. Bu görevi de size gösterdikten sonra vallahi bunu kapatacağım burada. Çünkü yayında oynayacağız arkadaşlar. Daha fazla da spoiler da vermek istemiyorum. En azından size böyle bir tanıtım videosu da çekmiş olayım istiyorum. Sally ile konuşabilirsin diyor. Şimdi Sally'nin yanına gideceğiz. Ben şimdi oraya koşmak istemiyorum. Buradan hızlı hızlı tekrar gir. Ha bu arada bize ev verdiler. Bize ev verdiler. Şöyle evi de bir göstereyim size. Evimiz oldu. Bu şekilde bir ev verdiler bize. Tabii bu evin içine artık ileride kompanyon veya işte eşimiz gelir mi? Bir şey olur mu? Yanımızdaki yoldaşlarımızı koyabilir miyiz? Nedir ne değildir? Hiçbir şey bilmiyorum. Bunlara bakacağız ama bu tarzda bir tatlı bir de ev verdiler. Ya bu kadar detayı düşünüp bu kadar şey yapılması gerçekten muazzam olmuş. Yani moddan çok oyun gibi olmuş, anasını satayım, sen bu işi nasıl yaptın? Evet, Sally'nin yanına geldik. Tamam, Sally bize biriyle konuş dedi. Kimle konuşacakmışız? Bakalım, Navi diye bir çocuk varmış. Navi ile konuşacakmışız. Navi nerede? Navi şurada. Tamam, Navi ile hemen konuşalım. Okey. Navi bir şeyler dedi. Ne dedi bakalım? Nehrin etrafında koşarken bir şey düşürmüş bu. Onu bulacakmışız. Nehrin orada. Nehir neredeydi? Şurada aşağıda nehir. Tamam. Nehrin orada bir şey düşürmüş. Onu bulmamız gerekiyormuş. Bulalım babacığım. Ya oyunun tabii modun daha doğrusu hikayesinin fantastik bir yönü de var. Şimdi onu da göreceğiz arkadaşlar. Nehrin etrafında düşürmüş. Nereye düşürmüş ki bu? Ben bir şey göremiyorum. Aha! Heykelcik. Küçük bir heykelcik. Tamam. Okey, aldık. Nerede bu Navi şimdi? Geri dön ve onunla konuş diyor. Tamam. Heykelciyi bulduk nehirde düşürdüğü koşarken ki. Ulan şu aşı bölgeden de nefret ediyorum. Hiçbir şey görmüyor. Navi'ye geldik. Bulduk dedik. Tamam dedi. Yalnız bu seremonide kullanacağız bunu diyor. Gece gel diyor. Peki. Gece gelmek için birazcık zaman geçireceğiz. Ki burada continue resting var. Hadi uyuyalım birazcık. Gece olsun. Zaten sabaha karşıymış. Bir gün geçecek artık. Evet bakın arkadaşlar, gün bitti. Settlement'ımız belli bir şeyler üretti. 10 yemek, 10 stone, 10 food ve 100 de altın bize aslında tax olarak getirdi. Gayet güzel. Acaba kaç tane böyle settlement kurabiliyoruz bilmiyorum. Hadi girelim şu görevi bir tamamlayalım. Evet, nehrin kenarına geldik. Çocuk da burada ateşin başında. Tamam, hadi yapalım. Evet, nehrin kenarına getirdik statüyü. Şimdi bu çocuk burada büyü gibi bir şey yapıyor. Hop, anası ışınlandı. mama, anası geldi. Anası böyle bir anlık ışınlandı. Mother'ı böyle konuşuyor. Tabii bir şeyler diyor. Oğlum diyor, şunu yap, bunu yap diyor. Mama geri ışınlandı. Bunun annesi böyle bir büyücüymüş herhalde. Piş de büyücü. Anlamadım. Böyle bir görev arkadaşlar. Görevi bitirdik. Şimdi bununla ilgili diyor, Mona ile, yani bizim reisle, yaşlı dayıyla bir konuş diyor. Bu şekilde yan görevler de yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunun ana görevi haricinde bir sürü görev var. Ve ben bu görevlerle beraber bu story'yi bitirmek için can atıyorum. Gerçekten inanılmaz olmuş. Yani bugüne kadar gördüğüm... Şimdi Bannerlord'da birçok farklı şey gördük. Harita modları gördük, zırh modları gördük. Oyunu değiştiren modlar gördük ama... Oyunun hikayesini bizim bu istediğimiz lezzette köylerin, şehirlerin içini dolduracak, yan görevler verecek şekilde ilk defa bir modla karşılaşıyoruz. Bu da benim için inanılmaz bir miyat olduğunu söyleyebilirim. Tamam, Long Icy görevini de artık güncelledik. Bakalım en son olarak ne diyor? Mother Godness'mış. By the way, Mona'yı olsa Icy Settlement want to thank you. Tamam. Icy ile konuş, işi bitir diyor babacığım. Icy ile artık zaten daha konuşsak da item kazanacağız galiba. Bir dakika, Icy ile konuşalım mı? Neredeydi bu Icy? Şurada gösteriyor ama o sanırım ufak bir bug ya. Yine şuradadır. Evet, Icy'nin canının yanına da geldiğimizde okey dediğimizde 200 stone, 200 wood ve 200 de food verdi. Icy'nin görevi
Yan görevler bize gayet güzel itemler veriyormuş arkadaşlar. Onu görebiliyoruz şu anda. En azından Settlement Construction'a geldiğimizde evet 230 budumuz, 220 stone'umuz, 220 de budumuz var. Bu şekilde mekanımızı geliştire geliştire yürüyeceğiz. Hatta buradan köyümüzün adını bile değiştirebiliyoruz. Angara yaptım mesela. Neden Angara'ysa? Angara yaptım mesela. Angara olarak görünüyor arkadaşlar. Böyle çıktığımızda, mekanın üzerine geldiğimizde Angara olarak görünüyor. Sahibi klanının Turkish Player medeniyetinde yan olduğu belli oluyor arkadaşlar. Kesinlikle aşırı güzel bir mod olmuş. Ben çok beğendim. Yani siz de mutlaka denemelisiniz. Oyuna çok farklı bir lezzet katmış. Linkini zaten aşağıya bırakıyorum. Aynı zamanda Discord'larını da bırakıyorum. Dediğim gibi Türkçesine destek vermek isteyen arkadaşlar Discord'a katılıp oradan mod sahibiyle konuşabilirler. En azından modu Türkçe yapıp böyle çevirilerini gerçekleştirip Türk komünitesine de kazandırmak isteriz diye düşünüyorum. Sizler de beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bu videoyu ilk izleniminden sonra arkadaşlar gelenler Twitch'te canlı canlı bunu oynadığımı görebilirler. Sizler de aşağıdaki linklerden Twitch'e tıklayarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye.